Silah insanlığın bu gezegendeki varoluşundan beri hep ola gelmiştir. Çünkü insan bu gezegende kendini korumak ve güven altına almak istemiş. Dolayısıyla çevresiyle baş edebilmek, hayatta kalabilmek için işte eline tuttuğu bir ilk ağaç dalı veya bir taş parçası onun silahı olmuş. Güvenini sağladıktan ve kendi karnını doyurup türünü sürdürebildikten sonra silahı daha başka yerleri ele geçirmek için, rakipler üzerinde baskı kurabilmek için kullanmaya başlamış. Silah artık güven ihtiyacının dışında kendisinde zaten insan olduğu için mevcut olan büyük saldırganlık içgüdüsünün bir parçası olmuştur. Şimdi 21. yüzyıla dönüp baktığımızda insanın kendini koruma dürtüsü herhalde binlerce sene önceki durumdan çok farklıdır. Büyük kentlerde insanlar bir ölçüde eskiye nazaran kendini daha güvenli ortamlarda buluyorlar. Yaşadığımız maganda kültürü, kapkaççılık, soygunluk ve insan ilişkilerindeki karşılıklı güvensizlik yine de o insanın hamurunda bulunan binlerce yıl öncesinde ortaya çıkmış olan silah kullanma dürtüsünü tekrar gündeme getiriyor. İnsanlar toplumda var olabilmek, kendilerini gösterebilmek, ispat edebilmek ve bir güven sağlayabilmek için yine de fiziki anlamda silah kullanma ihtiyacı duyuyorlar. Tabii silah kullanan insan, bireysel anlamda söylüyorum, bir güvensiz insandır. Neden? Çünkü belinize silahı takıp dolaşırsınız. Demek ki bir güvensizlik var. Neden toplumların, işte ulus devletlerin orduları vardır? Neden polisler var, jandarmalar var? Demek ki insanlar birbirlerine çok fazla güvenmiyorlar. İnsan hala bu gezegende birbirine güvenmeyi öğrenemedi. Demek ki silahın yeri insan hayatında saldırganlığı ile, ki bu çok temel bir dürtüdür insanda, saldırganlık, kendini koruma ve güven dürtüsünün kesiştiği yerlerde kendini gösteriyor. İnsanın içinde çok farklı güçler var. Bunlara dürtü diyoruz. Bu dürtülerin ahenkli biçimde çalışması gerekir. Mesela bizim kültürümüzde bu insanı kamil sözüyle dile getirdiğimiz olgun insan, işte bu değişik dürtülerini harmonize edebilmiş, akord edebilmiş, dengeleyebilmiş bir insandır. Ama unutmayalım ki silahlar yalnız fiziksel silahlar değildir. Öyle güçlü silahlar vardır ki mesela çocuklar ve kadınların kullandığı, o da sözdür. Yani söz silahıyla öldürdüğünüz birçok insan olabilir veya etkisizleştirdiğiniz insanlar olabilir. Bu tabii söz dilinin dışında beden diliyle de bir silah tutabilirsiniz karşınızdakine. Müzikle de yapabilirsiniz, sanatla da yapabilirsiniz. Demek ki silahı yalnız fiziksel silah olarak anlamamak lazım. O halde silahsızlanma dendiği zaman bireysel anlamda silahsızlanma, belimizden tabancamızı çıkarmak anlamında değildir. Dilimizdeki saygısızca söylenen, karşı tarafı yok etmeye yönelik sözlerden de arınmak demektir. Silahsızlanma demek edepli, saygılı insan olmak demektir. Çünkü edepsiz olduğumuz sürece belimizde tabancamız olmasa bile davranışlarımızla, bakışımızla, oturuşumuzla, duruşumuzla karşı tarafa silah tutmuş ve onları da belki bir makinalı tüfekle taramış gibi olabiliriz.
Silah çünkü insanın kafasının içindedir. Silahların kalkması, insanın kafasının içindeki silah düşüncesinin kalkması demektir. Bu da yine yalnız kafasıyla ilgili değil, kalbiyle de ilgilidir. Kalbindeki fesat tohumlarından kurtulması demektir. Bu da yine psikolojik anlamda bir güven duygusunun, bir aidiyet duygusunun, bir emniyet duygusunun oluşmasıyla olur. Yani bu en sıcak dostluk ilişkilerinde de, anne baba ilişkilerinde de, değil mi? En yakınımızda olan ilişkilerde de tamamen güvenirsiniz, dost dersiniz. Fakat o güveninizi sarsacak olaylarla karşılaştığınız zaman da ya işte bu insan denen varlık haram süt emmiştir. Hiçbir zaman güvenilmez. Babana bile güvenme demeye başladıktan sonra belimizde silahlar oluşabilir. Evet, polis ve gözlük gerçek gibine meydan okuyor. Silahın yerine konabilecek daha başka şeyler olabilir. Mesela diyelim ki spor yarışmaları, müsabakalar. Silah kendimizi korumak içindir ama aynı zamanda karşımızdakine saldırı içindir. Silah ölmemek içindir, aynı zamanda öldürmek içindir. Onun için herhalde yeni baştan Yunus okumaları yapmamız lazım. Mevlana'ya yeniden bakmak lazım. Anadolu'dan belki başlayabiliriz diye düşünüyorum. Anadolu çünkü savaşların ve barışın değişik aşamalarda, değişik durumlarda yaşandığı bir kültür. Onun için bu Anadolu kültürünün geçmişine, edebiyatına, masalına, sanatına dönüp baktığımızda, türkülerine baktığımızda, şarkılarına baktığımızda nasıl insanların bir arada yaşayabileceğini, silahların nasıl bir gül haline gelebileceğini, insanları uyuşturmadan, bilinçlerini yok etmeden, onları tamamen robot haline getirmeden, içindeki o yaşama sevinci yaratan dürtüleriyle birlikte silahın bilgiye dönüştürüldüğü, silahın sevgiye dönüştürüldüğü bir dünyanın oluşturabileceğini bu topraklarda yaşanan yaşamdan, kültürden çıkarma imkanımız var. Silahtan tabii fiziksel anlamda arınabiliriz belki ama silah dediğimiz düşünce hep olacaktır. Çünkü insan karşıtlıklar varlığı olduğu için önemli olan bu karşıtlıkları tahrip edici, insanlığı harap edici hale getirmemek, silahları bilgiye, sevgiye dönüştürmek. Bütün mesele budur diye düşünüyorum. Çok uzun yol var insanlığın önünde. Yavaş yavaş yürüdükçe hatalarımızı anlayacağız ve bir gün, öyle bir gün gelir mi bilmiyorum ama
silahlarımızdan sevgiler dökülecektir. Sevgi silahımız olacaktır. Birbirimizle çatışacağız ama bu ölümlere ve yok etmelere yönelmemiş çatışmalar olacaktır.